Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Evet, tüm bay ve bayanları ekran başına davet ediyoruz. Çünkü konumuz ve konuğumuz son derece güzel. Aynı zamanda konumuzda güzellik, bakım diyoruz. Kalıcı makyaj uzmanımız Sayın Ümit Demirgök'ü ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Ümit Hanım, tabii ki bay ve bayanlar dedim. Neden? Çünkü günümüzde artık baylar da en az bizim kadar bakımlı ve kişisel bakımlarına dikkat ediyorlar. Kesinlikle. Doğru mu söyledim? Kesinlikle doğru söylediniz. Evet, hemen sizi tanımak istiyoruz. Sonrasında tabii ki kalıcı makyaj teknikleri hususunda ve birçok konuda sizden bilgiler alacağız. Buyurun. Tabii ki, teşekkür ederim. Estetisyenim aslında. Kalıcı makyajı ve makyaj bölümünü görselliğe çok düşkün olduğum için tercih ettim. Uzun yıllardır kalıcı makyaj ve profesyonel makyaj eğitmenliği yapıyorum ve uygulamalarını yapıyorum. Daha önceleri tabii ki bayanlara daha çok hizmet ediyorduk ama sizin de dediğiniz gibi erkekler de çok daha bakımlı oldukları için artık onlara da hizmet vermekteyiz bu konuda. Tabii ki bayanlar kadar daha geniş sınırlar içerisinde değil, daha dar çaplı çalışmalar yapıyoruz erkeklerle. Ama onun haricinde kalıcı makyaj gerçekten son zamanlarda oldukça revaçlı olan bir iş. Kadınları güzelleştirmek güzel tabii ki ve ben bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Biz de iyi ki varsınız diyoruz sizin için ve tabii ki teknikler için. Hemen şunu öğrenmek istiyoruz. Çok merak edilen bir konu çünkü bu yine bay ve bayanlar arasında. Kalıcı makyaj nedir? Kalıcı makyaj öncelikli olarak tek kullanımlık iğne ile deri altına boya verme işlemidir. Bu kaş, göz ya da dudakta yapılan uygulamalarda deri altına boya vererek yapılan bir işlemdir ve kalıcılığı da bölgeye göre değişir. Evet. Dövme ile herhangi bir alakası var mıdır kalıcı makyajın? Şimdi mantık olarak dövme de deri altına boya verilir. Kalıcı makyajda da. Fakat aradaki fark, biz daha yüzeysel çalışıyoruz. Yani derinin daha üst katmanlarına çalışıyoruz ve boyalarımız farklı. Tatu dediğimiz gerçek dövme ise derinin daha alt katmanlarına yapılan bir işlem ve boyaları farklı. Evet. Kalıcı makyaj kimlere uygulanabilir ya da kimlere uygulanamaz? Kalıcı makyaj tercih eden aslında herkese belli bir kategoriyi ayırıyoruz burada. Daha sonra isterseniz onları da söyleyebilirim. Evet. Herkese uygulanabilir. Evet. Yani özellikle medikal anlamda da kullanılan bir şeydir bu. İşte kaşları dökülmüştür, seyrektir. Bakımlı olmayı zaten hepimiz seviyoruz biliyorsunuz. İşte kesinlikle. Eyeliner'ı var, dudağı var. Onları da yapıyoruz. Kesinlikle öyle. Evet, ya da zaruriyet karşısında yine kalıcı makyaj teknikleri uygulanabilir değil mi? Kesinlikle. Özellikle vitiligo hastaları, hiperpigmentasyon rahatsızlığı olanlar, alopesiya hastaları ya da kanserden dolayı göğsü alınmış olan bayanlara göğsün renkli kısmı, areola dediğimiz kısmını da yeniden yapılandırarak bu konuda hizmet veriyoruz. Evet, böylece modern tıbba da bir anlamda estetik olarak hizmet vermiş oluyorsunuz. Evet, yardımcı oluyoruz. Evet, ne kadar güzel. Tabii ki makyaj aslında hem moral kaynağı, herkes için, baylar için, bayanlar kesinlikle. İçin, herkes için bir moral kaynağı ve kendimizi iyi hissedebilmemizi sağlayan en önemli teknik diyorum. Hele evet. Bir de bu kalıcı olursa. Olursa. Ve ne demişler? Önce kaş, göz... Gerisi söz, söz demişler. Şimdi biraz da kaşlarımızdan, gözlerimizden bahsedelim mi? Tabii. Çünkü kalıcı makyaj tekniğiyle kaşlarımızda, gözlerimizde, dudaklarımızda harikalar yaratılıyor. Hı-hı. Ama birçok farklı teknik var. Bunlardan bir tanesi de kıl tekniği olarak Hı-hı. yeni duymaya başladığımız teknik Hı-hı. nedir diyoruz? Kıl tekniği ince bir iğneyle deri altına kıl görüntüsü verme işlemidir. Dışarıdan bakıldığı zaman sanki kendi kaşınızmış gibi durur. Ama o dediğim gibi deri altında olan bir uygulamadır. Evet. İstenilen şekil ve renk doğrultusunda bu işlem yapılabilmektedir. Tabii ki uzman kişiler tarafından. Kesinlikle. Kesinlikle buna çok dikkat etmek lazım. Yani tercih ettiğiniz uzmanın bu konudaki daha önceki yapmış olduğu uygulamaları görmenizde
bence oldukça yarar var. Sonra sükût hayali uğrayabilirsiniz çünkü. Evet, haklısınız. Bir de microblading. Evet. Bu yöntemden de bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Microblading dediğimiz dijital bir cihaz değil. Deriyi birazcık kesme demeyeyim de o biraz korkutucu olur. Deriyi açarak yine deri altına boya veriyoruz ama o kadar ince çizgiler atabiliyoruz ki hakikaten tamamen doğal bir kaş görüntüsü oluyor. Evet. Sadece kullanım açısından biraz daha kısa bir süre kullanabiliyorsunuz bunu. Microblading yöntemini öyleyse denemekte fayda var. Bence diyoruz. De. Yani inanılmaz doğal oluyor çünkü. Evet. Tabii bunların dışında birçok yöntemler, teknikler var ama şu an itibariyle en yeni en revaçta olan ve teknikler revaçta bunlar. Olanları. Evet. Kaş kontürünün kalıcılığından bahsetmemiz mümkün mü? Tabii ki. Bu kişinin derisinin yapısı ve müşterimizin kullanımı çok önemli. Müşterinin kullanımı derken ne demek? Şimdi çok fazla güneşleniyorsa ya da çok fazla solaryum kullanıyorsa bu süreci kesinlikle azaltacaktır. Ortalama 1-1,5 yıl deriz. Ama bu asla son kullanım tarihini vermek değildir. Kesinlikle değişecektir bu süreç. 2 yıl da kullanabilir ya da 2,5 yıl da kullanabilir. Ama ortalama süreç kaşta 1 ile 1,5 yıldır. Evet, az da bir süre değil. Değil, kesinlikle. Her gün çünkü makyaj yaparken kaşlarımızla ya da göz kapaklarımızla uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Bu yöntemle ne kadar güzel diyoruz. Aynen. Hemen göz kapaklarımız dedim. Neden göz kapaklarımız dedim. Eyeliner kimlere uygulanabilir ve bu uygulama neticesinde ne kadar farklı ya da kalıcı çözümler elde edilebilir? Eyeliner herhangi bir rahatsızlığı olmayan, herkese uygulanan bir işlemdir. Sadece burada dikkat edilmesi gereken husus, doğru bir çizimdir. Yani göz yapısını iyi analiz edip ona göre düzgün bir çizim yapmak gerekir. Yani eyeliner hani kaş yapayım derken evet, göz çıkarmak gibi olmasın. Çünkü her göze farklı bir eyeliner çizmek gerekir. Dolayısıyla da doğru bir çizimle de çok güzel bakışlara sahip olabilirsiniz. Evet, bakışlara sihirli bir dokunuş diyoruz bunun için. Kesinlikle, kesinlikle çok değiştiriyor. Kalıcılık süresi de eyeliner'ın kalınlığına göre değişir. 3 ile 5 yıl arasında kalıcılığı vardır. 3 ile 5 yıl. Evet. Oldukça uzun bir süre. Oldukça uzun bir süre. Evet, gerçekten de uzun bir süre. Bunu da deneyelim öyleyse. Bence de. Bende var. Çok rahat tavsiye ederim. Harika diyoruz. Harika, gerçekten harika. Gözaltı çalışması yapılabilir mi? Göz altlarında da. Çünkü zaman zaman bu tür dokunuşlara ihtiyaç duyuyoruz. Tabii ki gözaltı kirpik diplerine çalışma yapabiliyoruz. İki farklı teknikle yapıyoruz. Bir kalem çekmiş gibi bir hat yapabiliyoruz. Ya da çok doğal olmasını isteyen müşterilerimize küçük noktalar halinde dokunuşlar yapıyoruz. Bu tamamen kendi kirpikleriniz netmiş gibi gösteren bir durum. Aslında çok da güzel bir uygulama bana göre. Daha doğal. Kesinlikle çok daha doğal. Peki tüm bu uygulamalar yapılırken herhangi bir acı hissi duyuluyor mu? Şimdi şöyle, uygulama yapmadan önce zaten bir anestezi krem kullanıyoruz. İşlem arasında da kullandığımız başka anestezik malzemelerimiz var. %100 acısız değildir ama yani ben mesela kaş yaptığım zaman müşterilerimin söylediği şu, kaşını alıyorum arada, bu daha çok acıyor diyorlar. Yani kaş alımından daha az acılı bir işlem. Öyleyse çok büyük bir gönül rahatlığıyla yaptırabiliriz. Aynen öyle. Acı da olmadığına göre diyoruz. Yok, acı yok. Evet, bunlar tabii ki çok çok önemli nedenler. Çünkü kimimiz bu tür uygulamaları yaptırmak isterken biraz da acı eşiğimizi bilmediğimiz için evet, çekiniyoruz, tedirgin oluyoruz. Hepsinden önemlisi bu uygulamaları her yerde yaptırabilir miyiz? Yok, onu hiç tavsiye etmiyorum size. Şimdi bizim yaptığımız işlemde bir kere hijyen çok önemli. Özellikle bütün izleyenlerimize tavsiyem şudur ki İşlem yaptıracakları zaman muhakkak kendilerine kullanılacak olan iğnenin gözlerinin önünde açılmasına dikkat etsinler lütfen. Ve uzmanın kesinlikle eldiven ve maske takması gerekiyor. Ve uygulama yapacak evet, alanında son derece hijyen olması gerekiyor. Çünkü iğneyle yapılan bir işlem biliyorsunuz ki birçok rahatsızlık, hastalık da kan yoluyla bulaşır. Yapılan işlemde de minik de olsa bazen kanamalar olabiliyor çünkü. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, evet, kesinlikle bu konuda haklısınız. Hijyen aslında kullanıcı için de çok çok önemli. Kesinlikle. Bunlara az önce de söylediğim gibi belki de bu tür etkenler kimi zaman
aman yaptırmayayım, bu haliyle kalsın diye evet. set çekiyor ve o sihirli dokunuşlardan mahrum kalmış oluyoruz. Bir de güven biraz da. Aynen, güven çok önemli. Bir de iğne korkusu oluyor evet. müşterilerimizde. İğneden ben çok korkarım diyor, geliyor ama yani hiç hissetmiyor bile. Dolayısıyla da iğne korkusunu da birazcık geçirmiş oluyoruz müşterimizin. Evet, hakikaten de öyle, üzerine gidilmiş oluyor bu korkunun. Aynen. Ve tamamen korkuyla yüzleşilince de o sihirli dokunuşlar ortaya çıkıyor. Ne kadar da sonucu güzel oluyor. Sonucu görünce de çok memnun oluyorlar zaten. Evet. Kalıcı makyaj haricinde yapılan uygulamalar mutlak surette tabii ki bünyenizde var ve yapıyorsunuz da. Bunlardan da bahsedelim mi? Tabii ki medikal anlamda çalışmalarımızdan demin de bahsetmiştik zaten. Hiperpigmentasyon, vitiligo hastaları, alopesiya hastaları, evet. kanserden dolayı göğsünü kaybetmiş olan bayanlara scar izlerini yok ediyoruz. Dolayısıyla da bu tür şimdi son zamanlarda da saç simülasyonu dediğimiz scalp pigmentation, yani saçları seyrek olan kişilere ya da saç ekimi yaptırdıktan sonra boşluk olan yerlere de çalışmalar yapıyoruz ve saçların daha gür durmasını sağlıyoruz. Bu yöntemden biraz bahsedebilir miyiz? Çünkü çok ilgi çekecek olan bir yöntem. Evet. Belki de saç ekimini reddeden, saç ektirmek istemeyen kişiler için. Alternatif olabilir tabii evet. ki. Tabii ki alternatif olabilir. Ya da saç ektirmek istiyordur ama yeterince o transplantasyonu yapacak saçı yoktur. Yoktur. Dolayısıyla da biz o anlamda devreye girebiliyoruz. Dediğim gibi saçı seyrek olanlar ya da kel olanlar kıl kökü görüntüsü veriliyor. Yani özellikle erkeklerde saçlarını kazıtıp kıl kökü görüntüsü verdiğimiz zaman hani sıfıra vurulmuş saçlar olur ya, çok hoş bir görüntü oluyor. Yine bayan müşterilerimizde de çok seyrek saçlı bayanlarımız var ve bayağı bir sıkıntı oluyor onlar için. Kendi saç renklerinde o kıl kökü görüntüsünü verdiğimiz zaman saçlar daha gür duruyor. Dolayısıyla da müşteri o anlamda da kendini çok memnun hissediyor, mutlu oluyor. Kesinlikle öyle. Tabii bu işlemler yapılıyor. Olası bir olumsuzlukta silme işlemi yapılabiliyor mu? Silme işlemini yapıyoruz. Silme işlemi iki türlü yapılır zaten. Bir bizim kullandığımız özel boyalarımız var, silme işlemi yaptığımız. Bir de lazer vardır. Bizim baş edebileceğimiz bir şeyse kendi malzemelerimizle silme işlemi yapabiliyoruz tabii ki. Öyleyse bu konuda da tamamen gönlümüz rahat bir şekilde bu uygulamaları yaptırabiliriz. Aynen öyle. Profesyonel birine gittiğiniz takdirde tabii ki. O konuya geleceğiz çünkü o konu hakikaten çok çok önemli. Ama öncelikle akıllarda kalan, merak edilen kalıcı makyaj konusundaki birkaç soruyu daha soralım istiyorum ben. Rengi bozulmuş, rengi kaçmış olan kaşlara düzeltme yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani şimdi siz de görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. İşte turuncu, kırmızı, mor, yeşil çeşitli tonlarda kaşlar geliyor bize. Onları yine renklerle düzeltebiliyoruz. Evet, bunların da dönüşü var diyorsunuz. Var, var. Evet, tabii şimdi en son olarak neye geldi konu? En önemli duruma. Bizler bu tür uygulamaları yaptırırken, baştan da konuştuk ya, nelere dikkat etmeliyiz? Hijyen tabii ki çok çok önemli. Tabii. Ama birçok etken, birçok neden daha var dikkat edilmesi gereken. Bunları sizden öğrenmek istiyoruz. Bu konuda bilinçli olmak istiyoruz. Şimdi bir işlem yaptırmaya karar verdiyseniz önce çok gözü kara bir yere gitmeyin. Yani bir araştırma yapın. Gideceğiniz uzmanın bir altyapısına bakın. Daha sonra da gittiğiniz zaman ne istediğinizi çok iyi anlatmanız lazım. Yani uzman sizin ne istediğinizi iyi anlarsa sizi mutlu edecek çizimi yapacaktır. Çizim yaptırmadan işlem yaptırmayın. Şimdi ben bunları da duyuyorum çünkü. Hiç çizim yapmadan, hani müşteri sonrasında ne olacağını görmeden işlem yapılıyormuş. Bu bana göre çok saçma bir şey. Çünkü o işlemi kullanacak olan karşındaki insan. Dolayısıyla da önce bir çizim yapmak lazım. Bu çizimi yaparken de müşterinin bütün yüz hattını, anatomisini iyice kontrol edip ona uygun bir çizim yapmanız lazım. Şimdi kaşsa yüzün şeklini, gözün büyüklüğünü, gözleri yakın mı uzak mı, bunların hepsini baz alarak uygun bir çizim yaptığınız zaman zaten müşteri sizden ikinci çizimi istemeyecektir. Çünkü doğru bir şey yapmışsınızdır ve o aynaya baktığı zaman evet bu deyip
uygulamaya geçebiliyorsunuz. Yine demin de bahsettiğim gibi eyeliner uygulamasında da aynı şey. Evet. Doğru çizim yapmak durumundayız. Dudak uygulamasında da. Dudak evet. uygulamasında da mesela çok asimetri dudaklı olan bayanlarımız var. Onları özellikle yani evet. dolgu yaptırmaya gittikleri zaman bile bazen doktor arkadaşlarımız bize yönlendiriyorlar. Çünkü o asimetriyi kontürle çok rahatlıkla düzeltebiliyoruz. Öyleyse dudak uygulamasından da yine kısaca biraz bahsedelim istiyorum Tabii ben. Ki. Çünkü göz ve kaş kadar dudaklarımıza da önem veriyoruz. Kesinlikle. Şimdi şöyle dudaklarınız sizin mesela çok dolgun, güzel ya da istediğiniz gibi dudaklara sahipsiniz ama çok renksiz. Evet. Ona renklendirme yapıyoruz. Renklendirme yapıyoruz derken böyle bir rujlu dolaşmış gibi durmuyorsunuz zaten. O boya derinin altına geçtiği için sanki kendi dudağınız renkliymiş gibi. İstediğiniz renkte çalışma yapabiliyoruz. Bu tamamen sizin tercihinizle alakalı. Ama bu anlamda biz de tabii ki tavsiyelerde bulunuyoruz. Siz çok bilinçli olmayabilirsiniz bu anlamda. Dolayısıyla da sizin ten renginize, saç renginize uyan bir rengi biz tavsiye ederiz. Tabii ki sizin kendi fikirlerinizde dikkate alarak doğru bir rengi buluruz. Asimetri konusuna gelince dediğim gibi önce çizim yapmak durumundayız. Müşterimizin dudakları ince ise eğer, daha dolgun dudaklara sahip olmak istiyorsa tabii ki dudakta büyütmeler yapabiliyoruz. Ya da çok iri dudaklara sahipse bunu daha dar bir çalışma haline getirebiliyoruz. Yani dudakta istediğiniz gibi oynamalar yapabiliyoruz. Evet, dudakta da yapılan bu oynamalar neticesinde, bu sihirli dokunuşlar neticesinde harika sonuçlar elde ediliyor. Kesinlikle. Çünkü zaman zaman rastlıyorum, bir bebeğin dudağı kadar güzel dudaklar var ve dokunduğumuzda ruj yok, evet. makyajdan eser yok, öyleyse evet. bu yöntem diyoruz. Kesinlikle öyle. Evet, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun sizlere. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Ümit Demirgök'ü ağırladık. Hoşça kalın.